Kışın soğuktan, hastalıklardan korunmanın, bağışıklığı güçlendirmenin en kolay ve lezzetli yolu çorbalar. Türk mutfağının şifa deposu, vitamin kaynağı çorbaları var sırada. Kış, grip, soğuk algınlığı bunlar ayrı bir dert, korona daha ayrı bir dert. Sıcak bir çorba ve hafif bir acı insana hayat veriyor. Bu atom çorbası, bu kelle, dil, yanak ve işkembede yaptığımız bir çorba. Tamamen kemik suyu kullanıyoruz. Kışın vazgeçilmezi olmazsa olmaz çorbalar. Özellikle soğuk havalarda şöyle sıcacık bir çorba hangimize iyi gelmez ki? Kış çorbaları ise ayrı şifalı, ayrı lezzetli. İşte onların baş tacı atom çorbası. Tabii ki kelle paça ve işkembesiz de olmazsa olmaz. Samettin Usta, burada çeşit çeşit çorba var. Kaç çeşit çorba? Şu an burada gördüğünüz 16 çeşit ama normalde biz 35-40 çeşide kadar çıkabiliyoruz. Süzme mercimek, ezogelin, beykoz çorbamız var, köy tavuğundan tavuk çorbamız var, mantar çorbamız var, lebeniye çorbamız var, detoks çorbamız, Karadeniz'in meşhur karalahana çorbası var, ayak paça, işkembe, terbiyeli kellemiz var. Brokoli çorbamız var, analı kızlı var, antep usulü kelle paçamız var. Bir de çok bizim olmazsa olmazımız atom dediğimiz. Atom. Kelle, dil, yanak ve işkembeden yaptığımız bir çorba. Tamamen kemik suyu kullanıyoruz. Burada da yeşil bir çorba var. Şimdi bu detoks çorbamız. Buna ısırgan otundan karalahanaya kadar yeşil olarak aklınıza ne geliyorsa. Bütün yeşil malzemeleri kullanıyoruz. Yine bunu da kemik suyuyla kaynatıyoruz. Akciğerlerin temizlenmesi açısından, vücudun temizliği açısından oldukça vitaminli bir çorba. Tam bir şifa kaynağı değil. Tamamen vitamin kaynağı. Ve en güzel ana geldik. Şifa deposu atom çorbası şu anda önümde. Tabii ki limonsuz, sarımsaksız ve sirkesiz olmaz. İlk kaşıkta bile ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuz ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çorba oldukça acı.